Herkese merhaba. Bugün sizlerle bu çok şık motifi yapacağız. Victoria örgüsü diyebiliriz bunu Türkçe olarak. Bu modeli bana arkadaşım Instagram'dan Başak Kızılkaya gönderdi. Kendisini herhalde görmüşsünüzdür. Instagram takipçisiyseniz çok güzel paylaşımları var onun da. Aslında ben bu motifi daha önce görmüştüm ve beğenmiştim. Açıkçası çok da güzel bir birleştirilişi var bunun. Bu motifi gösterdikten sonra onu da göstereceğim. Başan sayesinde biraz hızlandırmış olduk işleri. Hızlıca paylaşacağım sizlerle. Şimdi ben bunu yapmak için şöyle bir ip kullanacağım. İpimi hemen aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. 4 mm'lik tığ kullanıyorum. Makas, iğne, her zamanki malzemeler lazım olacak. Eğer siz de malzemelerinizi hazırladıysanız lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basın. Ücretsiz olarak abone olup benim daha sonra gelecek tariflerimi de kaçırmamış olursunuz böylelikle. Bildirimleri de açarsanız tabii harika olur. Hazırsanız hemen başlayalım. Başlarken sihirli halka yapacağım. Nasıl yapıyorum? İpimi böyle aldım, doladım ve şöyle tuttum. Böyle çaprazlamasına doladım. Buradan aldım ipimi ve geçirdim. Hemen 4 zincir çekiyorum. Ve bu boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha. Bir zincir, bir trabzan. Başlangıçta neden 4 zincir çektiğimi anlamışsınızdır herhalde. Aralarında bir zincir boşluğu var trabzanların. Şimdi bu şekilde tam 12 tane trabzan dolduracağım buraya. 2, 4, 6 tane yapmışım. İkiye tamamladım. İpimi de çektim. Bir zincirimi de çektim. Şu üçüncü zincirin üzerinden bağlıyorum. Burayı sıkıca kapatıyorum. Boşluğa geçtim. Böyle kaydırma yöntemiyle ya da bağlama artık ne diyorsanız ya da yalancı sık iğne. Hemen bir iki zincir çekiyorum. Şimdi burada iki trabzanı birlikte yapacağız. Başlarken zincirle başladığımız için iki zincir çektim. Bunun yarısını yaptım. Birlikte aldım. İki zincir çekiyorum. İkinci boşluğa battım. Trabzanımın yarısını yapıyorum. Bir kere daha aynı yere batıyorum. Yarısını yapıyorum. 3 tane ilmeğim var. Birlikte çıkardım. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Yarım yarım yapıp birlikte tamamlıyorum. Bu şekilde sıranın tamamını yapacağım. Toplam 12 tane olacak bu iki trabzanlar birlikte. Burayı tamamlıyorum ve dönüyorum. Tamamladım. 2 zincir çektim. Şuraya battım. Bağladım. Hemen yine ilk boşluğa geçiyorum. Ve 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa bağladım. 3 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa bağladım. Şimdi şuralar köşe olacak. O yüzden burada da 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir daha 3 zincir. Ve tekrar köşeye 5 zincir. Burayı tamamlıyorum.
Son 3 zincirimi çektim. Şuradan baktım. İpimi alıp şöyle doğrudan geçireceğim. Şimdi bu 5 zincir boşluğuna geçiyorum. Ve 3 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım. Yanına 4 trabzan daha yapacağım. Zincir çekiyorum ve 5 trabzan yapıyorum aynı boşluğa. Bu bizim ilk köşemiz olmuş oldu. Şimdi ne yapacağım? Bunu doğrudan İlk boşluğa batarak sık iğneyle bağlıyorum. Hemen 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Sık iğneyle bağlıyorum. Ve hiç zincir çekmeden doğrudan bu sefer bu köşemin içine trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. 3 zincir aynı boşluğa 5 tane daha. Hemen ilk boşluğa battım, bağladım. 4 zincir çektim. İkinci boşluğa bağladım. Ve tekrar diğer köşemi yapmaya başlıyorum. Bu şekilde diğer köşeleri de kenarları da yapacağım. Ve bir sonraki sırada görüşeceğiz. Bu sırayı bitiriyorum. 3 zincir çektim. Buraya sık iğneyle bağladım. Hemen şuraya geçeceğim. Bakın şu trabzanın gözüne battım. Doğrudan bağladım. Çünkü burada birinci trabzanı geçip ikinci trabzandan başlayarak trabzan yapmaya başlayacağız. Burada da öyle olacak. O yüzden bunun gözüne battım. Hemen 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Bu ikinci trabzanım oldu. 3, 4 ve boşluğa 2 tane daha trabzan yaparak 6'ya tamamlıyorum. Zincir çektim. Tekrar boşluğa 2 trabzan ve trabzanlarımın gözüne 4 tane trabzan yapacağım. İlkini atlamayın. 1, 2, 3 ve bu da 4. Bunu atlıyorum. 4 zincir çekeceğim. Buraya bağladım. Dört zincir çekeceğim. İlkini atlıyorum. İkinciden devam ediyorum. Pardon. Altıncıyı da yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Boşluğa 2 ve 4 trabzan daha yapıyorum. Sonuncu kaldı. 4 zincir buraya bağla. 4 zincir bunu atla ve buradan tekrar devam et. Bu şekilde bu sırayı da bitirelim ve görüşelim. Bitirdim bu sırayı. Hemen şu ilk trabzanın gözünden bağladım. Ve bir kere daha geçiş yapıyorum. Bir sonraki trabzanın gözüne batıyorum. Geçiyorum.
Bu sefer ikinci trabzandan başlayacağız. 3 zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6 boşlukla beraber. 3 zincir çekiyorum. 2 tane yaptım boşluğa. Ve 4 tane de trabzanların üstüne yapıyorum. Dört zincir çekiyorum. Burada iki trabzanımın gözü kaldı, görüyorsunuz. Hemen ilk boşluğa battım. Sık iğneyle bağladım. Dört zincir çektim. İkinci boşluğa sık iğneyle bağladım. Dört zincir çektim. Bir, iki atladım. Üçüncüden itibaren yapıyorum trabzanları. İki tane de boşluğa yaptım. 3 zincir çektim. Bu tarafa da aynı şeyi yapacağım. Bu arada hep sizden diyorum ya, çok güzel yorumlar, çok güzel geri dönüşümler alıyorum. Geçen gün yine konuşamadım. Instagram üzerinden Yaprak Hanım'la konuştum. Yaprak Pamir'di yanlış hatırlamıyorsam soy ismi. Cezayir'de yaşıyormuş kendisi. Bana burada çok güzel arkadaş oldunuz dedi. Gerçekten çok sevindim. Çünkü bu arada 4 zincir çekerek yine burada yaptığım şeyin aynısını yapıyorum. Yani bazen çok konuştuğumu söyleyenler de oluyor ama ben burada size sadece örgü paylaşmıyorum yani. Öyle düşünmüyorum. Başka şeyler de paylaştığımı düşünüyorum. Sizden de aynı şekilde geri dönüşüm aldığım zaman da gerçekten çok mutlu oluyorum. Yaprak Hanım'a da buradan kocaman kocaman öpücükler gönderiyorum ve yani Türkiye'nin dışında bizi izleyen herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'dekilere de sevgiler tabii ki. Onları niye ayırdım, değil mi? Sizi hep görüyorum. Öyle diyeyim. Bu şekilde sırayı bitiriyorum ve size dönüyorum. Fazla uzun sürmedi. Ben konuşurken bayağı gelmişim. Şimdi burada üçüncü zincirin üzerinden birleştireceğim bu sefer. Hemen bunun üzerinden 3 zincirimi çekerek başlıyorum. Bu sefer her trabzanın üstüne bir trabzan koyacağım. 2 tane de şu boşluğa yapacağım. Dönüşte 2 tane de bu boşluğa koyacağım. Toplam 10 tane olacak burada trabzanımız. Şimdi ben yapıyorum. Yapamadım. Şu anda elimi kameradan görüyorum. O yüzden bu acemiliğim o yüzden yani. Öyle diyeyim. Siz beni biliyorsunuz. Bilen biliyor. 2, 4, 6, 7, 8 etti burada. Dönüşte de 2 taneyle 10 olacak işte. 3 tane zincir çektim. 2 tane yaptım. Ve kalanını da yapıyorum şimdi. Bakalım 2, 4, 6, 8. 2 tane de bu boşluğa 10. Hemen zincir çekiyorum 4 tane. Ve şu boşluğa batıyorum. Bağlıyorum. 4 zincir çekiyorum. Bu boşluğa 2 trabzan yaparak başlıyorum. Ve sıra boyunca trabzanlarımı yapıyorum. Tekrar 3 zincir çektim.
iki tane boşluğa yaptım. Buraya trabzanlarımı yapacağım. İki tane buraya yapacağım. Dört zincir çekip tekrar buraya bağlayacağım. Dört zincir çekip buraya bak yapacağım iki trabzan. Aynı şekilde bu sırayı da böyle tamamlayalım. Tamamladım. Buraya da iki tane trabzanımı yaptım ve üç zincir üzerinden şöyle battım, bağladım. Üç zincir çekip yukarıya çıktım. Her trabzanımın gözüne bir trabzan yapıyorum. İki tane boşluğa yapıyorum. Her zamanki gibi. Üç zincir çekiyorum. Ve aynı boşluğa iki tane daha yapıyorum. Tekrar trabzanların üstüne trabzanlarımı yapıyorum. Bu 12. ediyor. İki tane de buraya yapacağım. 14 olacak. Artık şu kafes kısımlarını kapatıyoruz. O yüzden bir zincir çektim. Hemen buraya batıp iki tane trabzanımı yapıyorum. Ve buradan böyle trabzanlarımı yapacağım. İki trabzan, üç zincir, iki trabzan köşeye ve bu şekilde devam edeceğim. Arada sadece şurada bir zincir olacak. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Döndüm başa. Bakın iki tane boşluğa yaptım. İki tane de trabzana üstüne yaptım. Ve buradan battım, bağladım. Hemen bir zincir çektim. Artık son sıramızdayız ve bu sırada kenarı aslında düzeltebilmek için sık iğne yapacağız. Battığım yere tekrar batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakinin gözüne bir, bir sonrakinin gözüne bir. Bu şekilde köşeye kadar devam edeceğim. Köşeye geldim. Hemen batıyorum. İki tane sık iğne yaptım. Üç zincir çektim. Aynı boşluğa iki sık iğne daha yaptım. Ve ilk gözden başlayarak devam ediyorum. Bir zincir boşluğuna geldim. Boşluğa battım. Bir tane sık iğne yaptım. Ve yine ilk trabzanımın gözünden başlayarak sık iğnelerimi yapacağım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Motifimi tamamladım ben. İplerimi de temizledim. Bu arada püf noktası videolarıma bakmayı unutmayın. Belki bir model göstermiyorum size orada ama işinizi kolaylaştıracak çok kolay ipuçları gösteriyorum. Mesela işte motifi düzgün bitirme gibi, ipliği iğneye geçirme gibi kolaylıkla. Basit gibi geliyor size ama bunlar normalde zaman alan şeyler, yani insanın zamanını alan şeyler. Hızlı bir şekilde nasıl yapacağını gösteriyorum bu videolarda. Şimdi ben artık birleştirmeyi yapacağım. Onu bir sonraki videomda göreceksiniz. Hemen aşağıda açıklamalar kısmında bulabileceksiniz birleştirme videomu da. Ayrıca diğer birleştirme videolarını da atacağım tabii ki. Onları da kullanabilirsiniz bunun için. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve başta da dediğim gibi abone olmayı unutmayın ki gelecek olanları da kaçırmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşça kalın.